Bilinçaltımdaki kötü düşüncelerden bir türlü kurtulamıyorum. Zihin dünyamda yaşamış olduğum travmalar devamlı dolanıp duruyor. Vesvese, OKB, takıntı gibi saymış olduğun hangi tür hastalık varsa hepsi bende var. Ben hayatımı bundan sonra hep zihnimdeki kötü düşünceler ile birlikte yaşayacakmış gibi hissediyorum. Zihin dünyamdaki o kötü düşünceler her geçen gün beni tüketmeye başlıyor. Adeta dışarıdan çok güzel gözüken bir ağaç gibi ama gövdesinden yavaş yavaş tutuşan bir ağaç gibiyim. Dışarıdan çok güzelim, neşeli gibi gözüküyorum ama zihin dünyamdaki o düşünceler içten içe her geçen gün beni tüketmeye başlıyor. Ve ne yaptıysam bu zihin dünyamdaki kötü düşüncelerden kurtulamıyorum. Böyle bir hayat istemiyorum ama artık çarem kalmadı. Seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Bu şekilde hayat devam etmez. Ama bugün seninle öyle bilgiler konuşacağız ki eğer bu bilgileri kendi hayatında uygularsan, bilinç altında seni ne kadar rahatsız eden düşünceler varsa, OKB'n varsa, vesvesen varsa, takıntın varsa hepsinden bugünden itibaren artık geçici değil, kalıcı bir şekilde kurtulacaksın. Artık hayata yavaş yavaş bakış açın değişmeye başlayacak. Hazırsan başlayalım. Öncelikle bilinç altında yaşamış olduğun tüm kötü düşüncelerin iki temel sebebi var. Bunlardan birincisi sana lazım olmayan bilgileri devamlı bilinç altına yerleştirmen. Yani buna şöyle bir örnek verelim. Şimdi sen bir taraftan Blender'ı açıyorsun. Bir taraftan Chrome'u açıyorsun. Chrome'dan da toplamda 20 tane sekme açtığını düşün. Yetmedi. Buradan da bakın arkadaşlar şu anda bilgisayar dondu. Kaç tane işlem yaptım? Bir Blender'ı açtım. İki Chrome'u açtım. Ben bunun üstüne yetmedi. Photoshop'u açtım. Yetmedi. After Effects'i açtım. Yetmedi. Premiere Pro'yu açtım. Yetmedi. İnternet üzerinden bir tane film indiriyorum. O da yetmedi. İnternet üzerinden YouTube'a video yüklüyorum. Dolayısıyla bilgisayar şu an ne hale gelir? Donma vaziyetine gelir değil mi? Error verir. Bilgisayarın artık eski performansını alamam. Ve bilgisayarın ana yüzü komple karmakarışık olur. Yapacağın işlemin hiçbirini yapamaz hale gelirsin. Tıpkı bilgisayardaki gibi devamlı sekme açarak yani devamlı TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan sana lazım olmayan görüntüleri bilinç altına atarsan yavaş yavaş artık zihnin çatlama derecesine gelir ve sana zarar vermeye başlar. Nasıl bilgisayarda yapacağımız işleri şu an yapamıyoruz donduğundan dolayı biz de dünya hayatında sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz ama bilinç altımıza yerleştirmiş olduğumuz o düşüncelerden dolayı artık sağlıklı düşünemiyoruz, sağlıklı hareket edemiyoruz ve bilinç altımız artık bize fayda veren değil, zarar veren bir alet hükmüne dönmeye başlıyor. Şöyle bir şey var ama mesela bilgisayar çok sağlamsa o error vermez. Şöyle ama neyse her bilgisayarın bir kapasitesi var. Doğru. Şimdi evet bilgisayar bu noktada ne kadar sağlam olursa olsun sonuçta bir bilgisayarın yapabileceği bir kapasite var. Bizim de zihin dünyamızda belirli bir kapasite var. Şimdi sen bu kapasiteye aynı anda 100 tane düşünce düşündüğünü düşünsene. Ne olur? Çıldırırsın artık. Hayat enerjin tükenmeye başlar. Kafayı yemeye başlarsın. Değil mi? Hatta cinnet derecesine gelir yani bu olay. Niye? Çünkü kafanda çok fazla düşünce var. Bir de şöyle bir şey. Mesela günlük hayatında bir şeyle uğraşıyorsun. Tak zihnine Instagram'da görmüş olduğun bir insanın o durumu geliyor. Ya diyorsun bu düşünce ne şu an diyorsun. Saçma sapan bir düşünce diyorsun. Tık hemen işine tekrar odaklanıyorsun. Bir bakıyorsun YouTube'da bir adamın yapmış olduğu bir hareket aklına geliyor. Ya diyorsun bu niye böyle oldu? Çünkü sen bilinç altına sana lazım olmayan şeyleri yerleştirdin. Mesela sen evlenemeyen birisi olduğunu farz edelim. Facebook'ta bakıyorsun bir arkadaşın evlenmiş. Hala sen daha evlenememişsin. Tık oradan yine giriyorsun. Bakıyorsun Facebook'ta bir tane arkadaşının çocuğu olmuş. Şimdi sen kendi hayatına bakıyorsun. Niye bende bu yok? Bir tanesi araba almış. Bakıyorsun bende niye yok diyorsun. Bu sefer ne oluyor? Bilinç altında devamlı seni rahatsız eden düşünceler dolanıp duruyor. Bu sefer bu düşünceler ne yapıyor? Senin hayatını mahvediyor. Zihin dünyanı felç ediyor. Birincisi bu. İkincisi de bilinç altında devamlı kötü düşüncelerin dolanmasının sebebi virüs hükmündeki olan haramları bilinç altına yerleştirmen. Yani buna da şöyle bir örnek verelim. İnternet üzerinden bir tane yasak siteye giriyorum. Oradan
oradan bir şeyler indirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ne olur? Ben o yasak siteden videoyu indirirken benim bilgisayarıma antivirüs programı yoksa virüs girer, virüs girdiğinden dolayı yavaş yavaş artık eski özelliğini kaybetmeye başlar ve sen o bilgisayardan artık performans alamazsın. Aynen öyle de. Sen de bilinç altına virüs hükmündeki olan o haramları yerleştirmeye başlarsan gün içinde yatarken, uyurken, çalışırken o bilinç altına atmış olduğun haramlar devamlı zihin dünyanda çalmaya başlar ve bu durum seni devamlı rahatsız etmeye başlar. Bir de arkadaşlar, insan günah işledikten sonra o kişinin zihin dünyasında çok şiddetli bir şekilde vesveseler oluşmaya başlar. Bunun da temel sebebi şu. Mesela sen koluna jilet atsan, kolundan ne akar? Kan ya da irin akar. Aynen öyle de. Sen de işlemiş olduğun günahlarla ruhuna jiletler atıyorsun ve ruhuna atmış olduğun o jiletlerden ise kan yerine vesvese, irin yerine şüphe akmaya başlıyor ve o vesveseler ve şüpheler bu sefer seni devamlı rahatsız etmeye başlıyor. Tabii sen bu saymış olduğum iki maddeyi yaptıktan sonra artık zihin dünyan adeta çöp düşünceler ile dolmaya başlıyor. Burada bir de şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bildirmiş olduğu düşmanımız olan şeytanın bulunmuş olduğu alan zihin dünyamız. Zihin dünyamızı da bir sahaya benzetelim. O futbolcuyu da şeytana benzetelim. Bizim düşünceleri ise topa benzetelim. Şimdi sen sahaya indin ve futbolcuya topu atıyorsun. Dolayısıyla futbolcu ne yapar? O topla oynar değil mi? Aynen öyle de. Sen de zihin sahanın içerisine devamlı atmış olduğun o düşüncelerden dolayı şeytana adeta top atıyorsun. Şeytan da o an seni gerek sinirlendiren, gerek kızdıran, gerek ise seni mutlu eden hangi düşünce varsa onları bilinç altından zihin dünyana devamlı atmaya başlıyor. Ve sen o düşüncelerin içerisinde bazen takılıp kalıyorsun. Hatta o düşüncelerin içerisinde o kadar saplanıp kalıyorsun ki bazen o düşüncelerin içerisinden 3 gün, bazen 10 yıl, bazen oluyor 50 yıl boyunca o düşüncelerin içerisinden çıkamıyorsun. Bunun bizzati etrafımızda örnekleri var. Mesela gelin kaynana ilişkisinde 50 yıl boyunca aynı mevzuları zihin dünyasında düşünen insanlar var. Eski sevgilisini unutamadığı için devamlı o kişiyi düşünüyor. Veya bir trafik kazasında kaybetmiş olduğu arabasını düşünerek günleri geçiyor. Gerek ise bir arkadaşının yapmış olduğu hatadan dolayı devamlı ona sinirleniyor, öfkeleniyor. Yani her birey kendi zihin dünyasında yaşanmış olduğu onu rahatsız eden düşünceler var. Peki arkadaşlar, burada şunu söylemek istiyorum. Bu yaşanmış olduğumuz bütün sıkıntıların temel sebebi ne? Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, kalp ve ruhun gıdasızlığından neşet eden sıkıntılarla, yani biz kalbimizi ve ruhumuzu Allah ile doyurmadığımız için bizler bu noktada yapmış olduğumuz şeylerin yanlış olduğunu bilsek bile kalbimizi ve ruhumuzu doyurmadığımız için bu sefer o yanlış şeyleri yapıyoruz. Neden? Çünkü kalbini ve ruhunu doyurmadığı için bu sefer uyuşturma taktiği ile gerek Instagram'daki, gerek TikTok'taki, gerek Facebook'taki o kendisine lazım olmayan düşünceler ile kendisini uyuşturur. Gerek ise virüs hükmündeki haramlarla kendini uyuşturur. Peki bunun çözümü ne? Biz bu kafamızdaki kötü düşüncelerden, vesveseden, bilinç altında yaşamış olduğumuz travmalardan nasıl kurtulacağız? Bunun çözümü ne? Şimdi de çözüm kısmına geçiyoruz. İlk önce yapmamız gereken şu. Bizi rahatsız eden düşünceler nereden geliyorsa onları kesmemiz lazım. Yani evinizi su basıyor. Gerek pis su, gerek ise normal su evinizin her tarafını basıyor. Şimdi siz bu durumda ya bir sucu çağırırsınız ya da evinizdeki o pisliği kendi elinizde temizlemeye çalışırsınız. Sizce bu durumda hangisini yapmak daha mantıklı? Elbette bir sucuyu çağırıp o patlaklık nereden çıkıyorsa orayı tıkamak en mantıklı. Aynen öyle de. Senin de bilinç altına nereden kötü düşünceler geliyorsa onu fark et ve o düşüncelerin gelmesini engelle. Mesela TikTok'tan mı geliyor? TikTok'a girme. Facebook'tan mı geliyor? Girme Facebook'a. Veya virüs hükmündeki olan haramlardan dolayı mı geliyor? Peki o haramlara nereden bulaşıyorsun? O sitelerin önünü kes. Öncelikle bir tıka. Daha sonradan kalbini ve ruhunu doyuracak,
asıl gıdayı alabileceğin hakikatler ile meşgul ol. Yani Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını araştırarak orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl Rabbimizi tanımışsa sen de o şekilde Allah'ı tanıyarak, hissederek, namazlarını ve diğer ibadetlerini yaparak kalbini ve ruhunu doyurarak bu işten yavaş yavaş kurtulmaya başlarsın. Tabi sen bu düşüncelerden kurtulmaya çalışırken devreye şeytan girecek ve sana şunu söyleyecek. Sen ne yaparsan yap bu düşüncelerden kurtulamayacaksın. Bu düşünceler senin hayatına saplanıp kaldı. Kendine gel. Bu işi başaramayacaksın, yapamayacaksın diyerek seni ümitsizliğe atmak isteyecek. Senin bu aşamada yapman gereken asla şeytanı dinlememek ve şeytanın farkına varmak olacak. Peki nasıl şeytanın farkına varacağım? Seni devamlı düşüncelerin rahatsız ediyorsa ve o düşüncelerden kurtulamıyorsan bu düşünceler sana ait değil, bu düşünceler şeytana ait olduğunu gösteriyor. Nasıl? Tekrar söylüyorum, rahatsız olduğun düşünceler sana ait olamaz. Yani onlar şeytanın sözü diyerek onun farkına varacaksın ve o düşüncelerden kurtulmak için devamlı mücadele edeceksin. Düşsen bile yeniden ayağa kalkıp tekrar devam edeceksin. Bu noktada olayı kesinlikle basite almayalım. Sana söylemiş olduğum bu formülleri ben kendi hayatımda uyguluyorum. Gerçekten çok faydasını görüyorum. Tekrar söyleyelim. Neydi? Birincisi, bize lazım olmayan o düşüncelerin önüne tıkamak. İkincisi, virüs hükmündeki olan haramlardan uzak durmak. Üçüncüsü, şeytanın farkına varmak. Dördüncüsü ve en önemlisi, kalbimizi ve ruhumuzu Allah ile doyurarak bu kafamızdaki bütün düşüncelerden kurtulabiliriz. Bu konuda da işin içinden çıkamadığınız problemler varsa bizlere WhatsApp üzerinden mesajlar atabilirsiniz. Ayrıca bu konu üzerinde değinmemiz gereken başka konular varsa onları da yorum kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Onunla ilgili de yine çalışmalar yaparız Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.